Merhaba, ben Esin Kocakuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kullanış açısından en pratik olduğunu düşündüğüm maske yapımlarını göstereceğim. Size iki tane diyebilirsiniz. Bence eğer makineniz varsa dikişli olanı da yapmanızı öneririm. Şimdi hemen sizlere daha öncesinde yapmış olduğum maskelerden bahsedeceğim kısaca. Birçok çeşit öncesinde denedim. Gördüğünüz gibi birçok kalıp denedim ve en kullanışlı olduğunu düşündüğüm maskeyi sizlerle paylaşmaya karar verdim. YouTube'da onlarca video var. İstediğiniz herhangi bir maskeyi yapabilirsiniz ama bence bu gerçekten hepimiz için en kullanışlı maskelerden bir tanesi olacak. Gelelim nasıl maskeyi yaptığımı. Öncelikle iki dikdörtgen kumaş alıyorum önüme. Büyük olan dikdörtgenim 26 santime 16 santim denk geliyor. Küçük olan ise 15 santime 10 santim olacak şekilde. İki kumaşım da pamuklu kumaş. Gördüğünüz beyaz kumaş aslında nevresim dikilen akvil diye geçen kumaşlardan bir tanesi. Bu da yine aynı şekilde nevresim takımı dikilen kumaşlardan bir tanesi. Beyaz olduğu için bu akvil diye geçiyor. Bu da pamuklu kumaş olarak geçiyor. Genel olarak herhangi bir pamuklu kumaş kullanabilirsiniz. Tam ortadan ikiye katlıyorum. Bir kalem yardımıyla yukarıdan aşağıya 2 santim, aşağıdan yukarıya da 1,5 ya da 1 santim. Ben 1,25 gibi göz hizamı o iyi geldi. 1,25 işaretledim. Şimdi 2 santim olan kısım buruna denk gelecek olan kısım. İsterseniz düz bir çizgi çekebilirsiniz. İsterseniz daha ovalleştirerek yapabilirsiniz. Ben öncesinde şöyle düz bir çizgi çektim ve bunu hafif şurada göz çukurumuz olduğu için rahatsız etmemesi adına oradaki kısmı hafif ovalleştirerek burada sıfırladım. Şu şekilde bir şu çizgiyi kabul ediyoruz. Üsttekini atıyorum. Bu benim yardımcı çizgimdi. Alt kısmı ise yine öncesinde şu şekilde bir düz çizgi geçerek yardımcı bir çizgi oluşturuyorum. Sonrasında çene olduğu için bu kısmı da hafif ovalleştirerek, yani çene çukurumuzu içine alacağını düşünerek o şekilde ayarlama yapıyorum ve çok hafif bir şey aslında. Şu şekilde bir görüntü elde etmiş oluyorum. Alt taraf bu şekilde, üst taraf ise bu şekilde. Sonrasında bunun kesimini yapıyorum. Hiç vakit kaybetmeden direkt kesilmiş haline geçiyorum. Bakın şuradaki kısmı kesip bir de buradaki kısmı kesince elimizde şu görüntü olacak bir kumaş parçası elde etmiş oluyoruz. Bu dikdörtgen olan, önceki dikdörtgen olanı ne yapıyoruz? Üst kısmından ince bir dikiş geçip ağız kısmını kapatıyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Bir cep oluşturmak istiyorum. İki kat yaptığımız zaman daha kalın oluyor ve kullanış açısından gerçekten çok kullanışlı olmuyor. Kenar kısımları açık kalıyor. Bunu önlemek için sadece ağız kısmının olduğu yere 3 kat olacak şekilde ayarlamanın en kullanışlı olduğuna karar verdim ben. Bakın dikilmiş hali de bu şekilde. İnce bir dikiş geçtikten sonraki hali budur. Sonrasında burun kısmının olduğu yere doğru denk getirip şu şekilde dikişini yapıyorum. Bu kısımları içine böyle kıvırıyoruz. Şu yan kısımları içine kıvırıyoruz. Ve kenarlarını makineyle bastıracağız. Şurada üst kısımda bir cep oluşturmuş olacağız. Bastırma işleminden sonraki görüntüsü de bu şekilde olmuş oluyor. Bakın. Kenarlarını diktik. Dikilmiş hali. Şurada bir cep oluşturduk. Buraya dilerseniz peçete, dilerseniz gazlı bez gibi bir şey koyup tam ağız kısmına gelen yeri 3 kat yapmış oluyorsunuz. Bu yan kısımlar büzüleceği için bir de kıvırma söz konusu olduğu için kalınlık istemiyorum. Bu yüzden gerçekten bu en kullanışlı hali oldu. Sonrasında yapmamız gereken makineye geçerek
Bu kısımlarına gip elastiği geçmek. Yani bir diğer ismiyle makine lastiği. Şu kısımlarına düz makineyle geçiyoruz. Bu arada bu kısımlarını da kıvırdık. Şöyle detayını göstereyim. İnce bir kıvırma işlemi gerçekleştirdik. Sonrasında makinede devamını anlatacağım. Gip lastiğinin ayarını ve nasıl yapılması gerektiğinden bahsedeceğim. Şimdi makineye doğru gidiyoruz. Makineye geldim. Öncesinde bu kısmın lastiğini geçmiştim. Şimdi sizinle birlikte alt kısmın lastiğini geçeceğim. Ama öncesinde gip lastiğinin ayarlarından bahsedeyim. Yapmak isterseniz sıkıntı yaşamayın. Tansiyon ayarını normalde dikişten biraz daha fazla sıkmamız gerekiyor. Yani dikiş yaptığımız ayardan daha sıkı olacak ki lastik birden sıyrılıp kaymasın. Adım ayarını ise en sona alıyoruz. Benim 5'e geliyor. Sizin 9'sa 9'a getiriyorsunuz. Sonrasında da mekiğe çıkararak alt kısmına şu masuraya bu lastiğimizi sarıyoruz. Lastik ne gevşek ne sıkı olacak şekilde sarıyorsunuz. Ve mekiğimizin şurasındaki vidayı görüyorsunuz. Bu vidayı gevşetiyoruz. Lastiğin buradan rahat çıkmasını sağlamanız gerekiyor ki rahatlıkla büzme işlemini gerçekleştirsin. Makineye takıyorum. Şu şekilde alıyorum lastiği dışarıya. Elimle düzenleyip alt dikişini de geçeceğim. Şimdi makineyi açıp dikişi tamamlayacağım ben. Bakın bu şekilde alt kısmı da büzmüş oldu. Büzdürmemizin sebebi rahatlıkla yüzümüze oturmasını sağlamak. Diğer türlü ne kadar da olsa havada kalıyor. Bu görüntü de hoş olmuyor. Oralardan mikrobun girmesi de gerçekten kaçınılmaz oluyor neredeyse. Bu şekilde lastikli şöyle bir görüntüye kavuşmuş oluyor. Gördüğünüz gibi daha derli toplu oluyor. Yan kısımları şimdi kapatacağım. Lastiğimi çıkarıyorum. Normal dikiş ipimi takıyorum. Yan kısmına, kulaklara gelecek kısmı önce bir kere, sonra ikinci kere kıvırıyorum ve buradan düz bir dikiş geçeceğim. Geçtikten sonra benim elimde şu şekilde yarım santimlik lastiklerim var ve lastiklerim oldukça esnek lastikler. Bu lastiklerden bu yüzden 13'er santim kestim. Lastiklerimi dikmiş olduğum şu kısımdan bu çatal iğne yardımıyla geçiriyorum. Bu şekilde geçirdim. Açıyorum. Sonrasında makinenin altında şuradan yarım santim olacak şekilde dikiyorum. Lastiğinizin genişliği, esnekliği neyse siz ona göre ölçüsünü ayarlarsınız. Her lastikte aynı ölçü geçerli olmaz. Bu şekilde şimdi dikişini gerçekleştireceğim. Sonrasında lastiğin dikiş kısmını şu iç kısma saklayabilirsiniz. Görünmesini istemezseniz. Ve bitmiş halini yan tarafı yapıldıktan sonra da bitmiş hali de şu şekilde oluyor. İki tarafı da bu şekilde lastikli ve bu kısmına istediğiniz bir
peçete olabilir, gazlı bez olabilir. İstediğiniz bir şeyi koyuyorsunuz ve 3 kat maske elde etmiş oluyorsunuz. Umarım sizler için faydalı olmuştur.